Biz yarım kilo patatesi eylemle pişirdik. Şimdi onun altını kapatıyorum ben. Bir taraftan da kevgirle alacağım. Şimdi bu salata nasıl bir salata onu konuşalım. Bir Fransız mutfağı salatası aslında. Nice şehrine ait bir salata. Onun için de Niçoise diye isimlendirilmiş. Şimdi bunlar biraz soğusun. Daha sonra soymamız gerekecek eylemle onları. Haşladığımız patateslerin bu suyunda yine biz daha önceden kenarlarını ayıkladığımız fasulyeleri de haşlayacağız. 400-500 gram gibi fasulye ama bunları börülce fasulyesi olarak alın lütfen. Bu çok daha güzel oluyor tarifte. Aynı suda şimdi ben bir de bu fasulyeleri haşlayacağım. Sonra eylemden rica edeceğim. Çünkü istiyorum ki bunlar çok fazla haşlanmasınlar. Sen onu bana nasıl kontrol ettiğini, çok haşlanmaması gereken bir şeyi nerede durdurduğunu sonra anlat, olur mu? Tabii. Şimdi tekrardan altını açıyorum. Sonra beraber bakarız haşlandıktan sonra. Senin önüne patatesleri koyuyorum. Evet. Sanırım soğudu. Bir taraftan da hem konuşalım hem işimize devam edelim. Nasıl sıcaksa bekleyebiliriz biraz ben da. Ben bunu soyabilirim herhalde. Soyar mısın? Elinle mi soymayı tercih ediyorsun? Şey, ben nasıl arzu ediyorsan. Haşlanmış olduğunu bilmediğim için. Haşlanmıştı tabii bak. Ben sağ tarafına boş bir kapta koydum. Tamam. Oraya kabukları atabilirsin. Ben de bir taraftan soymaya devam edeyim, sana yardımcı olayım. Bizim işimiz bitti. Onlar biraz soğusunlar yine istersen. Sonra kontrol edelim. Yuvarlak yuvarlak keseceğiz seninle. Şöyle gene sol tarafıma aldım ben onları. Biz ama durmayalım. Sen çok güzel bir hikaye anlatacaksın şimdi, biliyorum. Ben sana domatesleri vereyim. Bu domatesler yıkandı, kurudular. Evet. Tahtanda. Sen onları bana 8'e bölebilir misin? Tabii ki. Tamam. Yani teker teker 8'e böleceğiz değil mi? Evet, bir taneyi önce 4'e sonra 2'ye bölerek 8 parça ayırırsan biz onları süslü bir salata haline getireceğiz sonra. Ben de kendi bıçağımı alayım bu sırada. Peki ben şimdi seni ocak tarafına alayım mı? Domatesler tamam, gayet güzel doğradım. Bir kontrol edersen çok sevinirim. Anlatırsan da nasıl kontrol ettiğini, çok pişmemiş bir fasulye. Acaba nasıl olmalı? Ben çatal batırarak kontrol etmeyi tercih ediyorum. Çatalı ben sana, evet aldın zaten. Şimdi buna bakıyoruz. Çatalımız batıyor. Yani bence pişmiş. Bence de pişmiş. Gayet. O zaman onun altını tamam ben kapatayım ama seni şöyle evet şöyle kapattın da zaten. Aynen, harikasın. Tamam. Şimdi burada yapacağımız bir şey var. Soğuk suya atacağız fasulyeleri. Evet. Genelde sebzelerin diri kalması için ve renklerini kaybetmemeleri için bu soğuk su banyosu diyoruz. Onu yapmakta fayda var ama elin yanmasın. Ben şimdi onu alayım. Süzeyim sonra geri getireceğim. Ne kadar güzel doğrumuz. Onlar da Frank soğanlarımız. Ben taze soğan yerine genelde bunları kullanıyorum. Şimdi soğuk su banyosunda vereyim. İçine bütün o fasulyeleri atalım. Oo, çok ağırmış ama. Verin ben. Şöyle önüne koydum. Tamam. Fasulyeler de önünde. İstersen onları içine at. Sonra yavaş yavaş artık sosumuzu hazırlama zamanı geldi. Şöyle. Evet. Tamam. Biraz öyle beklesinler. Sonra süzeceğiz. Tekrardan patateslerle karıştıracağız. Şunu evet alıyorum. Tamam. Buyurun. Tamamdır. Bunu ne yapacağız? Şimdi ben bunu kenara alayım. Tamam. Patatesleri yuvarlak yuvarlak doğramaya başlayalım, olur evet mu? Evet. Bu biraz büyük bir... Tamam, onu ben alayım. Küçük makas sende kalsın. Patateslerin de önünde. Tamam. Onları yuvarlak nereye yuvarlak koyayım? Gene bak şöyle patates tamam vereyim mi sana? Tamam. Patatesler için de ayrı bir kap. Bir taraftan da ben doğrayayım onları. Şöyle şöyleydi evet, değil mi? Evet, yuvarlak yanlış yuvarlak. Burada herkesin değişik bir kesme şekli var. Sen de galiba ellerinin arasına alıp evet boyutunu ayarlamaya çalışıyorsun. Çok böyle şey olduğumu düşünmüyorum bu konuda. Ama evet çok... yemekle ilişkini soracağım aslında. Şimdi bak ben biraz hızlanalım. Sohbet evet ediyoruz. Ben çok güzel ediyoruz ama. Yok yok, çok iyi çok iyi, harika. Ben şimdi bu fasulyeleri senin önündeki patateslerle karıştırıyorum. Hemen de sosumuzu yapalım. Ondan sonra zaten bütün malzemeyi karıştıracağız. Şimdi ben de yapayım mı? Ne yapalım biliyor musun? Al. Şimdi sen onlara da kalan patatesleri koy. Ben şimdi geri dönüyorum. Ve sosu yapıyoruz artık. Evet. Sos için bak bir tane kavanoz var. Senden bir müsaade isteyeceğim. Tabii. Ama arkaya doğru gidebilir misin? Tamam. Çok teşekkür. Kapaklı bir kavanozda çıkmaya sanki sen de onay verdin. Şimdi onun içine neler koyuyoruz? Şöyle yarım su bardağı zeytinyağı koydum. İstersen sirkeyi sana vereyim. 1/4 su bardağı kadar da sirke koyabilecek misin kavanoza? Tabii tamam. Bardak.
Yani aşağı yukarı bardak bu zaten boyutu. Ölçümmüş, evet, ölçümüz bu. Onu tamam. İçine koyalım. Bala şaşırdım. Buna bal da girecek. Ya balla hardal aslında hardalı duyunca zaten anladım olayı. Şimdi evet, ikisi çok yakışıyor birbirine değil mi? Evet, çok yakışıyor. Balı da vereyim Mısır'da sana. Mısır'da da çok seviyorum. Bir küçük spatula da veriyorum. İstersen spatulanın yardımıyla balı da ekleyebilirsin. Bunu hepsini mi yapacağız? Hepsini koyalım. Hepsini koyalım. İster misin şöyle spatulanı vereyim? Bir dakika, bunun ucu şurada. Evet. Aynı şekilde sonra hardalı vereceğim. Şöyle bir dolu tatlı kaşığı bal koymuş olduk. İki tatlı kaşığı da hardalı ilave ediyoruz. Ben bunu kontrol elimi yıkadım bu arada. Kontrol ediyorum açıkçası. Ben elimi bitti mi bitmedi etmeyi mi diye. Evet, bu da çok güzel tabii. Ama çünkü ziyan etmeyelim. Hijyen önemlidir, evet. Hijyen çok önemli tabii. Biz de burada ona çok dikkat ediyoruz. Balı alıyorum, hardalı veriyorum. Hardalı da aynı şekilde içine koyarsan. Ah, bir de tarhunumuz var. Tarhun evet. Senin için yeni bir tat. Evet, papatyaya benzettim ama tabii. Çok güzel bir yeşillik bu. Her zaman tazesini bulamıyoruz ama aynı şekilde kurusu da kullanılabilir. Balığa da çok yakışıyor, aklında olsun. Hı hı. Eğer bulursan tazesini beni hatırla. Güzel de balık tariflerim varmış bak yaptığın. Tarhunu da vereyim. O da bir tatlı kaşığı kadar kuru tarhunu da içine koyalım. Boca ediyoruz. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bakıyorum. Galiba her şeyimiz hazır. Kapağını kapatalım. Sana vereyim kapağını. Kavanozun kapağını da. Onu kapattıktan sonra çok çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Çalkalıyoruz, evet, değil mi? Evet, lütfen. Hemen renk değişti. Hardalla bal kıvam aldılar. Zeytinyağı ile karışınca zaten sesini de duyuyorsun sen. Nasıl gidiyor? Tamam. Bir de tuzla biber koyalım ama, olur mu? Onu atladık galiba. Lezzetli olsun. Açtım tekrardan. Şurada bir tuz kavanozun küçük bir kabın var. Bunun daha hepsini doğrusu. Yok, hepsini koymayalım. Hı. Ben sana şimdi bir tatlı kaşığı vereyim buradan. Şöyle bir silme tatlı kaşığı, hı hı, içine tuz koyabiliriz. Tamamdır. Ondan şöyle. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ve karabiber. Karabiberi de şöyle ucuyla belki, ne dersin? Hı hı. Kaşığın ucuyla. Kaşığın ucuyla koyabiliriz. Bir dakika. Allah, çok. Şimdi tekrar istersen çalkalayalım. Kapattım. İyice ne? Tamam. Ondan sonra artık her şeyi birleştireceğiz. Çok güzel oldu. Evet. Tamam mı? Hazırız galiba. Şimdi bak, bu kavanozu açalım. Bir üç kaşık kadarını şu önündeki fasulyelerle patateslerin üstüne koyalım. Tamam. Bir tane sana kaşık vereyim ben şuradan. Şey, yemek kaşığı. Yemek kaşığı kadar, evet. Şöyle. Tamam, şöyle alayım. Hı-hı. Üç kaşık koyup hafifçe bir karıştıralım. Onu bir karıştıra dur. Ben bundan sonrasında ne yapacağız onu anlatayım. Kaşıkla mı, elimle mi? Kaşıkla da olsa, elinle de olsa, hangisi senin için rahatsa, tamam, onu yap. Şimdi biz bundan sonra yeşilliklerimizi servis tabağımıza koyacağız. Onun içine domatesleri, bu kesmiş olduğumuz domatesleri, şu dilimlemiş olduğumuz iki tane çok katı yumurtayı koyacağız. Bir üç kaşık daha sostan koyacağız. Sonra üzerine patatesler ve fasulyeleri koyacağız. En son da bütün bu gördüğünüz malzemeyle, yani ton balıkları, arzu ediyorsanız ançüez, Eylem çok sevdi, ben koymayı düşünüyorum. Kalamata zeytini de çok yakışıyor ve biraz da kaperi koyacağız. Kalan sosu dökeceğiz, maydanoz çok yakışıyor ve biraz da belki Frank soğanı. Evet, serviste buluşalım Eylem'le beraber. Müzik.